Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir limon ve bir portakallı nasıl pratik limonata yapılır onu göstermek istiyorum. Gerçek limonata tarifi de sayfamda mevcut arkadaşlar. Şimdi bir gece öncesinden veya iki gün öncesinden fark etmez, maksat buz tutmuş olması gerekiyor limon ve portakalımızın. Gördüğünüz gibi. Yaklaşık 10 dakika öncesi çıkartın. Yani doğranabilecek şekilde olması yeterli. Sakın çözdürmeyin. 1 su bardağı toz şeker ve yaklaşık 3 litre suya ihtiyacımız var. Bir de robota ihtiyacımız var. İlk olarak limon ve portakalımızı buzu çözülmeden kabuklarıyla birlikte doğruyoruz. Çözülmesine izin vermiyoruz. Dediğim gibi buzluktan çıkarttıktan yaklaşık 10 dakika sonra bu şekilde dilimlenebiliyor. Ve doğradıklarımızı robotumuzun içerisine atıyoruz. Eğer robotunuz küçükse benimki gibi iki seferde yapabilirsiniz bu işlemi. Bakın rahatlıkla doğranıyor. Şimdi üzerine 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Ve robottan geçiriyoruz bunları. Çok uzun bir zaman değil. Yani hemen maksat birbiri hepsi ezilsin. Yeter, yani yaklaşık 1-2 dakika yeterli olacak. Robotunuzu çok zorlamayın. Yani durdurup, yani 10 saniyede bir durdurup devam edin. Bu şekilde olması yeterli. Çekilmeyen parçalar kalırsa içerisinde fazla zorlamayın. Önemli değil çünkü sonuçta süzgeçten geçireceğiz. Ve dikkatli bir şekilde suyumuzun içerisine aktarıyoruz. Bana sorarsanız ben her zaman için gerçek orijinal limonata tarifinden yanayım. Bu sadece ani, yani nasıl desem, acil durumlar için diyelim yani. Uğraştırmayan limonata diyelim. Ama ben her zaman, hele yazın, gerçek limonatayı tercih ederim. Bu pratiklik açısından iyi oluyor yani. Karıştırıyoruz. Parçalar kalabilir dediğim gibi. Bu önemli değil çünkü süzgeçten geçireceğiz. Güzelce de karıştırıyoruz. İçerisindeki şeker erimesi lazım. Yine de rengi falan müthiş yani gördüğünüz gibi. Kesinlikle robotunuzu zorlamayın ama. Bakın yani bunu belirtiyorum. Sonradan robotum bozuldu falan demeyin bana. 10 saniyede bir durdurup çekmenizi tavsiye ederim. Ve bayağı bir çekildikten sonra mesela bende de böyle büyük parçalar kaldı. Bu çok da önemli değil. Çoğunluğu çekildikten sonra gerisi çok da önemli değil. Robotunuzu sakın zorlamayın. Şeker eridi. Artık bir temiz tülbentle süzebiliriz. Şöyle temiz bir bezi geçiriyoruz süzgecimize. Süzgeçten geçireceğiz yani. Tülbentten. Gerekirse su takviyesi yapabiliriz en son. Limonatamızı komple şu şekilde süzüyoruz. Arada bir suyunu sıktırıyoruz. Artık son suyunda bu tortunu iyicene sıkıyoruz. Bütün aromalar çıksın. Şekerine bakın. Eğer çok şekerli gelirse biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz. Şimdi artık servis edeceğimiz sürahilere paylaştırabiliriz. Evet, limonatamın bitmiş hali böyle. Bir portakal ve bir limondan yaklaşık 3 litre limonata çıkıyor arkadaşlar. Acımsı bir tat kesinlikle olmuyor. Bu sadece püf noktası.
buzunun çözülmemesi lazım yani. Çözdürmeye başlarsanız o acımsı tat olabilir. Ama videonun içerisinde de söylemiştim. Ben kendim yıllardır gerçek limonatayı kendim yaptığım için şahsen ben her zaman için gerçek limonatayı tercih ederim. Sadece bu mesela dediğim gibi kurtarıcı bir yöntem yani. Buzluğunuzda yine de tavsiye ederim bir limon ve bir top portakal bulunmasını. Acil durumlarda hemen 5 dakikada hazırlanabilecek nefis ev yapımı limonatamız yine de hazır oluyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim tariften haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.